Merhaba arkadaşlar, ben Alif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle mimarlık bölümü hakkında arkadaşlar bölüm rehberliği yapacağız. Mimarlık bölümünde okuyan değerli bir arkadaşımız, çalışkan bir arkadaşımız var. Onunla sohbet tadında mimarlık hakkında size bilgiler vereceğiz. Bölümün zorluğu, kolaylığı hakkında arkadaşlar ve bölüm dersleri hakkında rehberlikte bulunacağız. Başlıyoruz videomuza. Ramazan hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkürler kardeşim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam, Allah'a şükür. Mimarlık Uğraşıyorum. okumak zor olması lazım. Zor ama ben kendim isteyerek geldiğim için pek fazla bir zorluk yaşadım, illa ki herkesin çektiği kadar. Ama bu zorluğa alıştıktan sonrası gerçekten zevkli ve heyecanlı olmaya başlıyor hocam. Bu aldığım kampüs resmi Yıldız Teknik'in kampüsü değil mi şu an ekran görüntüsündeki? Hı. Bakayım. Yıl şu Evet. an Yıldız Teknik de köklü bir üniversite. Dersleri zor olması lazım. Yani onlar hakkında ayrıntılı yine konuşacağız seninle ama sen bize kısaca kendinden bahset. Kaçıncı sınıftasın? Nasıl kazandın? Nasıl geldin? Ben Ramazan Zengin, öncelikle arkadaşlar. 2018 dikey geçiş sınavıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık %30 İngilizce bölümünü kazandım. Sınavda 43 net yaptım. Sıralamam 560'tı ve Yıldız Tekniğe 9. olarak girmeye hak kazandım. Ön lisansı. Senin girdiğin sene 2018 DGS biraz da zordu sanıyorum. İlk defa sistemin değiştiği böyle yeni nesil soruların olduğu bir DGS'den bahsediyoruz değil mi? Diğer 17, 16, 15'e göre biraz daha zordu. Yani şimdi herkes kendi sınavına zor der ama o sınavın belli başlı biraz daha zorluğu vardı diğer sınavlara göre. Ama yani biz her türlü kendimizi sınavın ne kadar zor geleceğini tahmin ederek hazırladığımız için sınavda zorlandık mı? Yani süre babında biraz, ama genel olarak Evet. yani yapılabilir sorulardı hocam. Peki kardeşim. Bize yani mimarlık hakkında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hazırlık var mı? Öncelikle kaç yıllık bir bölümden bahsediyoruz? Kısaca bundan bahset, sonra bir üniversite hakkında bilgi alalım senden. Tabii ki hocam. Bölümde ilk geldiğiniz zaman üniversiteyi kazandım, kayıt yaptırdıktan yaklaşık bir iki hafta sonra tüm öğrencilere hazırlık var bu arada. Evet. Hazırlık sınıflarının kontenjanları çok fazla olmasın diye İngilizce bilen kişilerin geçmesi için bir hazırlık sınavı yapılıyor arkadaşlar. Sınavda dinleme var, writing var. Hani aynı Türkçe bir sınavın İngilizce halini düşünelim. Boşluk doldurma, yakın anlam, paragraf tamamlama. Şimdi bu sınavdan ELTS mi oluyor? Bu İngilizce bir sınav oluyor ya. Onu dinleme, yes, konuşma. aynen onun gibi. Aynen YDS mantığında, biraz daha YDS YÖKÜ tarzında o sınav. O sınavdan 60 aldığınızda bölüme başlıyorsunuz. Hazırlıktan muaf sayılmış oluyorsunuz. O sınavdan 60 alamadığınızda bir yıl zorunlu İngilizce yapıyorsunuz. Bir yılın sonunda sınava giriyorsunuz. Sınavdan geçtiğinizde yine bölüme başlayabiliyorsunuz. Sınavdan geçemezseniz bölüm başlamadan Eylül ayında bir sınava daha giriyorsunuz. Onda geçerseniz yine bölüme başlayabiliyorsunuz. Anladım. Geçemezseniz okul size bir yıl daha sınav, sadece sınavlara giriş hakkı veriyor. O da Ocak'ta, Haziran'da ve Eylül'de. Üç Anladım. sınav hakkınız daha oluyor. Yani o şekilde bir zorlu hazırlıktan bahsediyoruz yani. Evet hocam. Bayağı zorlu. Yani bayağı Anladım. bir zorlu süreç vardı, geçti bizim için. Anladım kardeşim. Peki hazırlık artı 4 yıldan bahsediyoruz değil mi? Toplam 5 yıl yani. Toplam 5 hocam, evet. Ama Anladım. biz DGS ile geldiğimiz için üstten ders, hani derslerimiz sayılıyor. Hani 10 tane, 15 tane, 20 tane aldığın derslerin uyuşumuna göre. Üstten ders alarak ve yaz okulu yaparak hazırlık artı 3 yılda da bitirme şansımız var. Anladım. Yani normalde 5 yıllık bir bölümü hazırlık Normalde 5 yıl. anladım. 5 yıllık bölüm. Peki kardeşim, Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul'da. Bize üniversite hakkında bilgi verir misin? Hepsi aynı kampüste mi yoksa farklı farklı kampüslerim var? İstanbul'da
Aynı üniversite, yani bir üniversite içinde kampüslerin tamamını bir arada bulmak çok zor ama senin okuduğun mimarlık mühendislik kampüsü olması lazım. Nerede veya başka kampüsler var mı senin okuduğun yerde? Hocam hazırlık kampüsü Davutpaşa'daydı. Tabii de hazırlık kampüsü de... var yani. Ayrı ayrı kampüsleri var o şekilde. Ayrı ayrı. Hazırlık ve çoğu bölümün olduğu yer aslında kampüs olarak baktığımızda ana kampüs Beşiktaş ama evet. Davutpaşa'daki kampüs daha büyük. Orada mühendislikler ve diğer başka bölümler var. Şimdi oradakileri tam detaylı bilmiyorum. Hı-hı. Ama Beşiktaş'ta mimarlık, gemi, makina, işte şehre bölge planlama. Yani 4-5 tane bölüm ancak kaldı. Çünkü taşıyorlardı. Bölümleri taşıdılar Davutpaşa'ya. Anladım. Normalde ana kampüsümüz Beşiktaş. Beşiktaş'ta var, Davutpaşa'da var. Hı-hı. İki kampüs zaten. Hani şey yüksek okullar hariç tabii. Ana 4 yıllık olaraklar olanlar Hı-hı. sadece Davutpaşa ve Beşiktaş'ta. Peki kardeşim. Bölüm hakkında bilgiye geçeceğim. Oraya geçmeden önce Hı-hı. kısaca sen yurtta mı kalıyorsun yoksa kendin evde mi kalıyorsun? Ben normalde ablamla yaşıyorum. Anladım. Yani kendi evinde kalıyorsun. Öyle söyleyeyim. Kendi evimizde kalıyoruz. Kendi evimizdeyiz. Sormamın amacı şu. Yani yurt fiyatları hakkında bilgin var mı? Ya dışarıda gelecek kişiler İstanbul'da yurtlarda kalmak isterlerse nasıl bir ücretle karşılaşırlar? Yani aşağı yukarı bir fikrin var mı bu konu hakkında? Hocam devlet yurtları bildiğim kadarıyla odadaki kişi sayısına göre 200 ile 450 lira arasında devlet yurtları. Özel yurtlar genelde biraz daha pahalı tabii devlet yurtlarına göre. Yani 650 liradan başlıyor. Daha lüks yerlere göre 2500'e kadar çıktığını duydum. Anladım. Tek kişilik odalar o zaman 2500 dediğimiz yani. Yani hem tek kişilik hem de biraz daha okula yakın merkezi yerlerde olduğu için fiyatları bu yüzden de biraz daha pahalı. Ama ev fiyatlarına gelirsek yine söylüyorum evin konumuna göre 1000 lira, işte 1200 lira, 1500 lira bu civarda da oynuyor hocam. Yani İstanbul'da artık 1000 liralık ev kalmadı ama inşallah 2 öğrenci, 3 öğrenci kalınırsa öğrencilere de biraz, yani biraz daha ödemesi yapılıyor. O da ayrı bir yani hocam şöyle söyleyeyim, 1000 liralık bir ev genelde 1+1 bulabilirsin. Ve biraz daha şey, merkezli yerde değil de biraz daha mahalle arasında olduğu için 1000 lira zaten. Anladım. Peki kardeşim, bizim takipçilerin özellikle merak ettiği konuya girelim. Mimarlık okumak sence nasıl bir duygu? Yani mimarlık, önce bize bundan kısaca bahset. Senin hayalin sanıyorum mimarlık okumak. Yani buna nasıl karar verdin? Kısaca bir değinelim ona. Maalesef ki 2016 YGS, LYS'den güzel bir sonuç alamadım. O yüzden 2 yıllık üniversite kazandım. Ama oraya gittiğimde üniversite dersleri çok fazla benim için önemli değildi ön lisansta. Tek amacım vardı, o da mimarlık kazanmak. Evet. Şayet bunu da başardık Allah'ın izniyle. Siz ve de sizlerin yardımınızla. Yok kardeşim, estağfurullah. Bu bütün gayret, azim senin. Bize bölüm hakkında kısaca bilgi verir misin? Yani 5 yıl olduğunu biliyoruz, hazırlık olduğunu biliyoruz. Yani dönem, her dönem içinde ve şu an 1. ve 2. sınıfta kaç ders var? Kaç dersten bahsediyoruz bir dönemde? Hocam ilk sene sabit 8-8. Genel olarak son sene dışında 8-9-8-9 diye gidiyor. Son sene biliyorsunuz ki çoğu üniversitede bitirme çalışmaları olduğu için ve öğrenciler de bunlardan gerçekten çok fazla yorulduğu için 6 ders, 5 ders veyahut da 7 ders. Yani alttan ders kalırsa 7-8 olabilir. Ama genel hani senenin dersi 6. Anladım. Son sene 6 ders. Kardeşim ya şöyle bir efsane var. İşte 3. sınıf genelde zordur. Bizde ben matematik okudum. Bizde 3 hakikaten zordu. Böyle bir efsane sizde de var mı yani? 3'ü bitiren mezun olmuş sayılıyor tarzında. Hocam bizde şöyle söyleyeyim. Bizde en zor ders demeyeyim de en zor dönem demeyeyim de en zor ders 3. sınıfta. Yani onu oraya koymuşlar. Daha doğrusu söylenen o. Ben daha göremedim ama orayı. Hani gören yani arkadaşlarım diyor. Üçler yani. Çok zor oluyor. Ya bu tür şeylerde mühendisliklerde işte matematik
matematikte, fizikte, kimyada işte üçler genelde zor oluyor. Bu çan eğrisi tarzı bir şey var mı? 2'den 3'e geçerken veya ortalama nasıl oluyor? Şimdi çan eğrisi bizim okulda benim bildiğim kadarıyla yani %95 oranında öğretmen yapmıyor. Yani yapan da duymadım aslında yani. Belki yıllar önce birkaç kişi yapmıştır. Geçme notu yapmıştır. Var o zaman. Geçme notu var değil mi o zaman derste? Geçme notu 50. Geçme notumuz 50 yani. Ama yani 50 ama yani bazılarına 50 bile yüksek gelebiliyor hocam, öyle söyleyeyim. Yok biliyorum, biz matematik okurken işte vizeden 25, finalden 50-60 aldığımızda o dersi geçiyorduk yani. Bizde çan eğrisi vardı ama genelde eğer çan eğrisi olmasa bile 50 gerçekten iyi bir not yani üniversitede. Bölümden bölüme değişiyor ama genelde işte bu tür bölümlerde, zor bölümlerde 50 iyi bir puan. Yani aslında baktığımız zaman, şimdi derslerden biraz bahsedeyim bölüm hakkında. Evet, derslerden bize kısaca bahset. Hangi dersler var? Genel olarak mimarlar, yani mimarlıkta temel tasarım ve mimarlık, mimar tasarım dersleri var. Yani bu iki ders genellikle hani öğrencilerin baş belası olan dersleri. Sözel dersleri hocalar fazla zorlamıyor. Hani evet. Bina bilgisidir, mimarlık tarihidir. Bu tarz derslerde hocalar genelde fazla zorlamıyor. Çünkü diğer derslerde çok fazla çizim verildiği için sözel derslerde aslında bazılarında sınav bile olmuyor. Öğrenciye ödev veriyorlar. Öğrenci ödevi yapıyor, teslim ediyor. Onun bize notu oluyor. Veyahut da ödev yerine bazı hocalar sunum yaptırıyor. Ama evet. Detaylı bir sunum. Böyle hani gerçekten ucuz bir sunum değil de biraz daha yani ileride saygınlık göreceğin düzeyde sunum yaptırıyorlar. Sen bu sunumları yaptığın zaman da aslında birebir sınava girmiş gibi oluyorsun. Çünkü öğrenciler de size soru soruyor. Hoca da size sunum hakkında sorular soruyor. Bu şekilde evet. Sözel dersleri atlıyoruz. Tabii hepsinde böyle değil. Sınava da girdiğimizde oluyor. Sayısal derslerde şimdi mimarlık baktığımız zaman biraz daha sözel ağırlıklı olduğu için pek fazla sayısal derslerde zorlamıyorlar öğrencileri. Çok ilginç değil mi ama mimarlığı kazanırken sayısal da kazanıyorsun. kesinlikle haklısınız. Yani kazanmak için belli başlı hani matematik, yani normal üniversite sınavından bahsediyorum, TYT, AYT'den. Belli başlı matematik, geometri yapmanız lazım ki bu bölümü kazanırsınız. Ama bölüme geldiğiniz zaman yani sayısal dersleri kasmıyorlar. Yani öğrenciler zaten yeteri kadar yorulduğu için. Sizin o zaman çizim ağırlıklı gidiyor. Hocam sesiniz şimdi geldi. Tamam. Devam edelim. Sizin o zaman çizim ağırlıklı gidiyor dedim yani. Bölüm zaten yani adı üstünde mimarlık. Yani hiç kimse şey yapamaz. İşte mimarlıkta sayısal ders çok olur. Bunu kimse diyemez. Kesinlikle mimarlık hayal gücüne dayanan ve hani insanların hani barınma ihtiyacını temel olarak karşılayan bir bölümdür. Ya doğru ama yani insanların akıllarında, benim aklımda daha çok mimarlık dediğin zaman işte türevin, integralin bol olduğu, diferansiyel denklemlerin olduğu şeyler canlandı yani. Şimdi ben seninle konuşmayana kadar mimarlık hakkında fikrim yoktu yani. Bana sorsaydın ben böyle derdim. Ya da hocam belki şimdi alan arkadaşlarım var sayısal dersleri. Şimdi ben ön lisansta bazı dersleri aldığım için burada saydılar. Hani benim 4 yılda alacağım toplam 4-5 tane sayısal ders kaldı. Çünkü hepsini saydılar. Ya ama alan arkadaşlarım da ama alan arkadaşlarım da şey demiyor yani. Öğretmenler çok fazla kasmıyor. Güzel bir şey yani. O zaman mimarlığı kazanmak okumaktan daha zor. Öyle mi diyelim? Nasıl oluyor? Aynen. Yani kazanması daha zor. Çünkü kazanmak için gerçekten iyi netler çıkarmak lazım. Doğru. Yoksa gerçekten kazanamazsınız yani. Zor zor yani. Kazanması daha zor. Anladım. Belli başlı 2-3 tane ciddi bölüm var diyorsun. Geriye kalanları genelde sözel bölümler. İşte bina bilgisi tarzı. Orada da hocalar aslında öğrencinin hayal gücüne dayandığı için mimarlığı hayal gücünü geliştirmesini istiyor. Dolayısıyla sözel bölümle çok takılmasını istemiyor öğrencinin. Yani aslında şöyle, şimdi öğrenci okulun
Yani ikinci haftasında bile çizim yaptığımı biliyorum. Ve bu yüzden hani sözel derslerin hocaları ister istemez inisiyatif sağlıyor. Anladım. Yani bol bol zihne dayanan, biraz resim becerisi geliştiren aslında, analitik düşünmeyi sağlayan bir bölüm yani. Aynen hocam. Hem analitik hem de perspektif diyebiliriz hocam. Anladım, anladım. Güzel bölüm. Bana uymasa da benim pek perspektifim yok bu konularda. Peki kardeşim, bölüm hakkında yeterince kadar çok güzel bilgiler verdin bize. Teşekkür ederim hocam. Ben kazanmayı düşünen, mimarlık okumayı düşünen arkadaşlar için bence bunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Bize biraz da üniversitenin olanakları nelerdir, üniversitenin imkanları, işte kulüpleri vesaire, bu tür şeyler hani var mı, katılıyor musunuz? Üniversitenin bu tür gezileri, işte sosyal aktiviteleri var mı? Bize derse gidip eve gelip gidiyor musunuz yani? Biraz da ondan bahsedelim. Hocam genelde kulüp işleri hazırlık okurken daha aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Çünkü o zaman yani hazırlık belli başlı saat aralarında olduğu için genelde 2'den sonra, 3'den sonra öğlenleri boş oluyoruz. Boş olduğumuzda yani eve gidip uyumaktansa yani aktif olarak bir etkinlik veyahut da bir gezi yapan kulüplerle birlikte hem şehrimizi biraz daha tanımış oluyoruz hem de güzel vakit geçirmiş oluyoruz hocam. Anladım. Peki devam et kardeşim. Devam et sen. Ama bölüme geçtikten sonra yani eskiden ayda 5 etkinliğe katılabiliyorsak şimdi 2 ayda bir anca, yani o da hani katıldığımız etkinlikler de hani bölümümüzle alakalı etkinlikler olursa katılabiliyoruz. Yoksa diğer türlü gerçekten vaktimiz olmuyor. Anladım. Bol bol çalışmanız lazım. Bol bol çizim yapmanız lazım. Evet hocam. Peki kardeşim, buradan mezun olunca ne yapmayı düşünüyorsun? İş olanakları nelerdi? Hiç araştırdın mı mesela bu tür şeyleri? Hocam buradan mezun olunca çoğu kişi büyük ihtimal işte ben büro açacağım. Hı-hı. Veyahut da işte KPSS'ye girip devlete atanacağım. Veyahut da zaten İngilizcemiz iyi, yurt dışına çıkacağım. Evet. Benim kafamdaki düşünce ben biraz daha malzeme odaklı gideceğim için, ben biraz daha malzeme odaklı olacağım. Hani hı hı. Kafamdaki düşünce şantiyede saha mimarı olarak kalmak. Saha mimarı olduğunda aslında birçok malzeme ve hani biraz daha ince işler diyelim. Şimdi şantiyede kaba iş, ince iş olarak ayrılır. Evet. Biraz daha ince işler odaklı olacağım. Hı. Yani çünkü okulda size sürekli sizin verdikleri için sizin proje yapma olanağınız çok daha artıyor. Evet. Yani çoğu kişi projeyi biliyor ama uygulamadaki işte malzemeleridir. Yani uygulamada kullanacak teknik bilgiler, detaylar, bunun hakkında fazla bilgi verilmiyor üniversitede. O yüzden ben biraz daha hem ön lisansa da almıştım bu dersleri. Oradan gelen bilgiler ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden alacağım bilgilerle biraz daha saha mimarı olmak taraftarıyım. Ama dediğim gibi röleve işe alabilirsiniz okul bittikten sonra. Az önce saydıklarım gibi işte KPSS, büro veyahut da işte iç mekan tasarımı, bu gibi olanaklar var. Yani bölümümüz o açıdan gayet zengin bir bölüm. Yani bölüm bittikten sonra işsiz kalma oranı da hani ben çok fazla düşünmüyorum. Yani zaten iyi bir üniversiteden mezun oluyorsunuz. Evet. Ve kendinizi de geliştirdiğiniz için hem program hem de İngilizce adına gayet güzel yerlerde işe başlayabiliriz bence. İnşallah kardeşim. Yani bence işini düzgün yapan, güzel yapan, güzel çalışan, kendini geliştiren kişi hangi bölümde olursa olsun bence güzel bir iş sahibi olacaktır. Burada önemli yani bu sadece kendini geliştirmesi. Yani bu sadece mimarlık adına geçerli değil. Yani her bölümdeki yani her öğrenci iyi bir şekilde işe başlamak istiyorsa öncelik her daim kariyer odaklıdır ve kendini geliştirmesi lazımdır. Evet, aynen. Peki kardeşim, son olarak tercih yapacak olanlara, mimarlığı yapacak olanlara böyle tavsiyede bulunmak isteseydin neler söylemek isterdin?
Vallahi hocam, öncelikle gelecek olanlara, yani hiç işte biz üniversiteye geliyoruz, rahat rahat takılırız, gezeriz. Bunu diyemeyeceğim. Mimarlık arkadaşlar yorucu, yani yorucu bir tempo sizi bekliyor. Ama şöyle bir güzel yanı da var. Alıştıktan sonrası gerçekten derler yani iğne iplik gibi. Gerçekten iğne iplik gibi geliyor. Yani bir de bölüme severek geldiyseniz Evet. kesinlikle hani zevkin doruğuna kadar çıkabilirsiniz çizim yaparak, maket yaparak. Yani maketten fazla bahsetmedim, o da var. Yani her sene maket yapıyorsunuz kesinlikle. Yürüye çıkıyorsunuz. Yani bölümümüz biraz daha hayal gücüne dayalı olduğu için Sesin gitti ama tekrar şu anda geldi. geliyor mu hocam? Geliyor kardeşim. Son söylediğini bir daha söyle. Bölüm hayal gücüne bağlı aynen. Bölümümüz hayal gücüne dayalı bir bölüm olduğu için benim size tavsiyem, zaten şu anda hepiniz üniversite sınavından çıktınız. İnşallah sağ salim hedeflerinize ulaşırsınız. Biraz daha ufkunuzun açılmasını istiyorsanız, yani Instagram'da, YouTube'da birçok mimari kanallar var. Bence onları takip ederekten hem makete bakış açınızı hem de çizime bakış açısını biraz daha geliştirmenizi tavsiye ederim. Ama gerçekten güzel bir bölüm. Yani okumanızı, yani herkesin okumasını tavsiye ederim. Eyvallah kardeşim. Senin hayalinde sen hayalini gerçekleştiriyorsun. Allah Evet böyle hocam. hayali olan arkadaşların da böyle güzel üniversitelerde güzel bölümler okumasını temenni ediyoruz. Amin demiş. Kardeş, bugünkü rehberliğimiz bu kadar. Söylemek istediğin bir şey varsa arkadaşlara söyleyebilirsin. Yoksa bitirelim. Vallahi hocam Söyledin, bayağı genel söyledin yani. Çok şeyler aynen. söyledin. Aynen. Öyle hocam. Tamam. O zaman videomuz bu kadar arkadaşlar. Mimarlık hayali olan arkadaşlara şimdiden başarılar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.